savaş daha da büyüyecek, hani duracak diyemeyiz. Astrolojik olarak öyle gözüküyor. Ekonomik kriz var, zaten hepimiz yaşıyoruz. Bu biraz daha derinleşebilir ama 2023 sonu geldiğimizde 2 yıllık bir geçiş aşaması olacak. Tekrar dolarla ilgili bir önce bir yükseliş ibresi olup Ekim ayı içerisinde bir açıklama gelebilir o kanattan. Yani aslında şöyle şunu merak ediyorum. İşte savaş olacak mı? Bu savaş gerginliği devam edecek mi? Doğu Akdeniz'e, Kıbrıs'a uzanacak mı? Bu mesela Yunanistan tarafında olacak? Böyle şeyleri de merak etmiyor değiliz tabii ama. Onun için başlı başına bir paket yapalım o zaman. Biz şimdi ezoterik işaretler, semboller, çünkü bu örgütler biz inanmayalım. Bunların üzerine çalışıyor. Tarih boyunca da böyle olmuş. Tarihte astronomlar o hareketlere dikkat etmiş, gözlemlemiş. Ona göre bazı gelişmeler olmuş. Sen de şimdi o gökyüzünü okuyarak diyorsun ki bir döngü var, o döngü tetiklendi. İşte o tarihte böyle olmuş. Şimdi böyle bir hareketlenme bekliyor şeklinde derleyeyim ben, yorumluyorsun. O yüzden demek ki içinden geçtiğimiz sürecin neye gebe olduğunu bu anlamda bilmemiz lazım. Ama sin vurgusunu özellikle bizim WhatsApp yazışmamıza da yaptın sen. O yüzden onu konuşmadan geçmek istemiyorum tabii. Tamam. Şimdi şeylerle ilgili detaya gireriz de 5 dakika şunu söyleyebilirim. Yani bu 25 Ekim'de bir dolunay var. Kasım'da bir dolunay var. Zaten bütün astrologlar da yazmıştı. Ben de yazmıştım. Tekrar bu Rusya-Ukrayna savaşının hareketleneceğini. Ki dün de herhalde bir Kırım'da bir köprü patlatıldı. Şu an gökyüzü de onu gösteriyor. Yani Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tekrar hareketlenecek. Kaçınılmaz bir şekilde. Etrafına yayılma durumu da olabilir. Aralarında tabii ki Avrupa ile aralarındaki bu diplomatik savaştan dolayı Avrupa'yı zor günler bekliyor demiştik, enerji krizi. Avrupa tabii ki onların çok alışık oldukları bir düzen olduğu için, hani biz Türk halkı olarak her türlü zorluğu atlatıyoruz da onlar alışık değiller. Dolayısıyla hani onlar için kabus gibi, hani biz de yaşansa biz hepimiz şey yaparız, belki hiç sorun bile etmeyiz ama onlar için büyük sorun enerji krizi. Dolayısıyla bundan dolayı Avrupa'da halklar isyan edebilir, protestolar yapabilir. Kendi ülke başkanlarına, Rusya'ya şey yapılan ambargodan dolayı. Bu işte nükleer saldırı şeyleri sürekli duyabiliriz. Tehditleri, haberleri, patladı, patlayacak gibi. Bununla ilgili sürekli bir gerilim olabilir. Bununla ilgili belki küçük bazı durumlar olabilir. Restleşmeler, sataşmalar ama çok çok büyük, hepimizi zora sıkacak bir durumun olacağını zannetmiyorum ama çok sıkça hani böyle hop otururuz, hop kalkarız. Putin bugün işte şeyi patlatacak, nükleer santral patlatacak ya da kullanacak gibi sıkça duyabiliriz. Bu savaş daha da büyüyecek, hani duracak diyemeyiz. Astrolojik olarak öyle gözüküyor. Ama Türkiye, o zaman da söylemiştik, bu krizden bir şekilde, ki şu an krizden etkileniyor, etkilenmeye devam edecek ama daha güçlenerek çıkacak uyguladığı politikalar sayesinde. Ki şöyle de bir şey, herkes Türkiye'yi istediği için, atıyorum Rusya'ya karşı yeri gelecek Amerika destek verecek, işte Amerika'ya karşı Rusya destek verecek. Zaten söylemiştik, 2019 itibariyle bir Kurtuluş Savaşı evresindeyiz. 2023 sonuna kadar krizli bir dönemimiz olacak. Biz de bunu yaşıyoruz. Ama emin olun 2024 yılında rahat bir nefes alacağız. Yunanistan'la ilgili de hep söylediğim gibi işte bu atışmalar vesaire hepsi olabilir ama bunların hepsinden Yunanistan zararlı çıkar. Bunu da sayfamda haritalarla paylaşmıştım, göstermiştim. Türkiye haritası, Yunanistan haritasıyla sinastisini yaptığımız vakit çok çok güçlü bize. Yani bunlar olabilir, artabilir ama bu durumdan biz zararlı çıkmayız Beyza. Biz karlı çıkarız.
Bir de benim şöyle bir öngörüm vardı. 2022 yılı ve 2023 yılında Türkiye'de maddi manevi zenginliklerin çıkacağını ve hatta bazı tarihsel kalıntıların ortaya çıkarak dünyadaki tarihi değiştireceğinden bahsetmiştim. Bununla birlikte ben kendim bile bu öngörüyü yaparken işte Harran'ın, Göbekli Tepe'nin benim kendi hayatımın da baş köşesine oturacağını hiç düşünmemiştim. Benim kendimin de burayla ilgili çalışmalarının olacağını, belki dünyaya bu anlamda bazı bilgiler aktaracağımı düşünmemiştim ama şu an belki benim de çorbada tuzum bulunacakmış gibi geliyor, bilmiyorum. Zaman gösterecek. Hep söylüyoruz, Anadolu özel topraklar. Bundan dolayı da herkesin gözü burada. Zaman zaman yavaş yavaş bunlar daha da ortaya çıkacak. Ekonomik kriz var. Zaten hepimiz yaşıyoruz. Bu biraz daha derinleşebilir. Ama 2023 sonu geldiğimizde biz Allah'ın izniyle hepsini atlatmış olacağız Beyza. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Her şey şimdi belki ütopik geliyor herkese ama bir şekilde emin olsunlar, her şey tersine dönecek. Zaten belki de bu Rusya-Ukrayna savaşı bile, bazı yaşananlar bile Türkiye'nin adeta kaderini değiştirdiğini herkes görebiliyordur diye düşünüyorum. Türkiye'nin o şey olarak biz ezoterik olarak okuyoruz. Ama ilahi sistemin vaat ettiği kaderini resmen ortaya çıkması için şu an dünyadaki yaşananlar adeta Türkiye'yi giderek ön plana çıkarıyor. Hatta işte 2019'da işte ileride Türkiye birçok insanın, birçok dünya devletindeki insanın hamisi olacak dediğimde belki herkes ütopya gözüyle bakmıştı. İşte şu an baktığında tabii buna birçok insanımız kızsa da işte Afganlıydı, Suriyeliydi derken Ruslar geliyor. Yakında Avrupalılar soğuktan dolayı kışın özellikle Avrupalıların yaşları gelebilir. Ukraynalılar geliyor. İran giderek karışacak. İran'da devrim değişecek. Bundan dolayı İran'dan göç alabiliriz. Yani biz birçok ülkeden göç almaya devam edeceğiz. Bu anlamda da hani bazen şikayetleniyoruz ya, hani her şeyi de açıkçası devletten beklememek lazım. Bizim kendimizin de birbirine sahip çıkması lazım. Ne demek istiyorum? Hani şu artan kira fiyatlarından ya da ev fiyatlarından işte şikayetleniyoruz ama bunu da yine bizim kendi insanımız yabancılara bu kadar işte yüksek fiyata verip kendi insanına yardımcı olmuyor. Yani burada da artık biraz bizim birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani gelenler daha da artacak. Dünya ve Türkiye gündemiyle ilgili erken seçim olasılığı ben hala bekliyorum. Ondan sonucuma 2 yıllık bir geçiş aşaması olacak Türkiye'de. Bütün taşlar siyasi olarak, evet siyasi olarak 2 yıllık bir geçiş, bir sancılı dönem, bir daha karışık bir dönem. Tam olarak taşlar 2024 yılında oturacak diye düşünüyorum. Belki muhalefet cephesi biliyorsunuz karışık. Şu an Türkiye'nin muhalefet evini 4. ev yani terazi burcu temsil eder. Tam şu an oradan da Venüs Güneş geçiyor. Belki Merkür de oraya geçecek. Bu Ekim ayı içerisinde bir açıklama gelebilir o kanattan. Bir sivil toplum örgütü lideri diyelim ön plana çıkabilir. Böyle bir açıklama gelebilir muhalefet kanadından hızlıca. Bunları söylüyorum. Ha, bir de demiştik ki depremler bu Nibiru'nun gelmesiyle birlikte işte Urfa 49 kilometre etrafı her ne kadar korunsa da
özellikle bu Mart ayına kadar ki bu enerjiden dolayı işte Urfa'nın civarındaki diyelim ki Elazığ'dır, Van'dır, Maraş'tır. Bu bölgelerde orta ölçekli deprem haberleri duyabiliriz. Oradan zaten bir ara bir yer altından ses gelme durumları galiba o tip şeyler de vardı. O bölgeyle ilgili yine metafizik olaylarla ilgili haberler, yine böyle yer hareketleri, farklı göksel olaylar, farklı iklim hareketleri de duyabiliriz. Şimdi bu hafta özellikle de yani şu an özellikle de 9-11 Ekim gibi belki Kuzey Ege o taraflarda orta şiddeti zorlayan bir ne yazık ki deprem haberi duyabiliriz. Hızlıca aklımda şurada bir dakika notlarıma bakıyorum. 9-11 Ekim gibi galiba. Öyle çıkarmıştım. Yine evet yani biraz orta şiddeti zorlayabilir, korkutabilir bizi. Orta şiddette olunca bir şey olmuyor. Fakat biraz tabii ki bizleri korkutup tedirgin edebiliyor. Ege, Kuzey Ege, daha böyle Marmara'nın üst tarafına doğru işte Balıkesir ve Körfez alt kısımlar. O kısımda bu anlamda hareketler olabilir. Altın biraz daha düşüş şey olup işte Kasım, Aralık gibi yükselişe geçebilir. Dolarla ilgili geçenki öngörüm tam tutmadı. Biraz dalgalanma olup sonra düşüş olur demiştim. Şu an dalgalanma oluyor. Daha henüz düşüş olmadı ama biraz daha dalgalanma, yükseliş olup ardından bir düşüş olabilir diye yine de bekliyorum. Takipte kalsınlar. Hani daha önce de biliyorsun bir yükseliş olup ani bir düşme olmuştu. Yine öyle bir durum olabilir her an diyelim. Çünkü şey olarak da yani ben astrolojik olarak sembolleri okuyup bir de işte dünyadaki gelişmelere baktığımda yani ve Cumhurbaşkanı da bir takım diplomatik görüşmeler yaptı. Bu anlamda Rusya'ya şey olmayalım diye hani Amerika'nın bir desteği olabilir. Tekrar dolarla ilgili bir önce bir yükseliş ibresi olup daha sonra bir düşüş evresi olabilir. Onun yani ben biraz daha Eylül sonu bekliyordum. Olmadı. Biraz tarihler şaşmış olabilir. Takipte kalsınlar. Dikkatli olsunlar. Zaten altında genelde biraz dolara bağlı hareket ediyor ama altını soranlar tabii ben birazcık da rahat söylüyorum. Dolarım altınım yok hep diyorum. Hani bana bakmasınlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değil. Kasım ayından sonra şey yapabilir. Artabilir.